Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son iki gündür İstanbul'da çok güzel kar yağışı var. Yarın da lodos esecek, lodos rüzgarı. Ve maalesef bu kar yağışından eser kalmayacak, karlardan da eser kalmayacak, eriyecekti. Ben de bugün ani bir karar vererek kendimi doğaya attım. Belgrad Ormanı'na geldim bugün. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir sessizlik hakim ortamda. Her yer bembeyaz. Hala çok güzel bir kar yağışı var. Şimdi daha yeni geldim ormana. Yürüyüş halindeyim. Yürüyorum. Bugün hedefimde özellikle kuş çekmek var. Küçük ötücü kuşları ve diğer kuşları kaydetmek istiyorum. Tabii profesyonel bir makinem yok. Cep telefonuyla ve aksiyon kameramla kayıt almaya çalışacağım. Sizinle de video veya fotoğraf çekebilirsem bu kuşlara ait paylaşmak istiyorum. Onun dışında kuş çekemesem bile bu huzurlu ortamda çok güzel huzurlu bir gün geçirmeyi planlıyorum. Bakalım kuşlar dışında belki başka canlılarla da karşılaşabilirim. Belki sincap görebilirim, bilmiyorum. Bu ormanda sincap olduğunu biliyorum. Onun dışında biraz önce yürürken tilki izi gördüm. Gündüz vakti karşılaşma ihtimalim çok zor fakat bir ihtimal belki tilki görebilirim. Artık mantar bulmayı ummuyorum. Mantar sezonu kapandı. Belki istiridye mantarı çıkabilir. Ya da kış mantarı yani Pleurotus ostreatus veya Flammulina velutipes çıkabilir. Tabii don yemiş olma ihtimalleri çok yüksek. Çevreye bakarsanız. Biraz, belki bir su birikintisi görürsem gösteririm size. Her taraf donmuş durumda. Tabii don yemiş oldukları için bu mantarlar ölmüş de olabilirler. Fakat bakalım işte. Keyifli bir gün geçirip huzur içinde doğada olacağım bugün. Arkadaşlar. Şimdi şu an içinde bulunduğum orman da bitki örtüsü genel olarak gürgen, kayın ve meşe ağaçlarından oluşuyor. Yer yer kestane ağaçları da var. Bakın şöyle göstereyim size genel ağaç örtüsünü, bitki örtüsünü. Fakat ormanın içinde çok değişik bir şekilde belirli bir bölge var ki göknar ağaçlarıyla kaplı. Orası da hemen arkamda görmüş olduğunuz bölge. Bakın arka tarafımda göknar ağaçları var. Bu büyük kayın, gürgen ve meşelik ormanın içerisinde kendilerine bir yer bulmuşlar. Buradaki ağaçlar genel olarak bu göknar ağaçları buradaki gölgelik alanda büyüdükleri için, çünkü bu orman geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Dediğim gibi işte gürgen, kayın, meşe gibi ağaçlardan genellikle oluşuyor. Porsukvari bir şekilde büyüyor buradaki göknar ağaçları. Yani yaprak yapıları porsuk ağaçlarını andırıyor. Şimdi yürüyorum bu göknar ağaçlı bölgeye doğru. Bakın şu anda göknar ağaçlarının içerisindeyim. Ormanın içinde çok değişik bir şekilde kendilerine bir bölge oluşturmuşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle de göstereyim size. Bakın göknar ağaçları. Gelirken baştan karalar gördüm. Kızılgerdan gördüm. Şimdi bakın şu dal parçalarından topladım. Bu masaya bunları yerleştirip bir de yem dökeceğim. Ve bakalım kameraya koyup kuşların gelmesini umacağım çekmek için. Sistemimi kurdum arkadaşlar. Bakın buraya yemleme de yaptım. Kameramı da hazırladım. Şimdi ben uzaklaşacağım. Ve kuşların gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar 20 dakikadır gelen giden kuş olmadı. Ben burayı böyle insanlardan uzak daha sakin bir yer olarak seçmiştim ama sanırım kuşlar insanların geldiği yerlerde beslenmeye alıştıkları için şimdi buradaki sistemi daha insanlara yakın bir bölgeye götüreceğim. Çünkü hiçbir kuş gelmedi. Kameramın da şarjı bitecek yoksa. Bakalım şimdi taşıyacağım sistemi. Devam. İnşallah kaydedeceğiz. Arkadaşlar
kuşları çekmek için kamerayı oraya yerleştirdim. Aksiyon kameramı. Fakat hala görünürde gelen kuş yok oraya. Aşağısına falan geldi bazı kızılgerdanlar ama ben de çok acıktım açıkçası. Şimdi kendime bir şeyler hazırlayacağım. Şimdi böyle bir ocağım var yanımda. Bunun içinde özel bir yakıt yakacağım. Özel bir yakıtı var. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu özellikle bu ocağı kullanıyorum ben. Çünkü böyle hızlı faaliyetlerde falan ateş yak söndür hem çok uzun sürüyor hem de sürekli ateş yakıp söndürmek doğaya da zarar veriyor açıkçası. Onun için ben bu şekilde bir ocak kullanıyorum. Arkadaşlar artık arazi benim için bitti bugünlük. Güneş de battı zaten görüyorsunuz. Maalesef hiç istediğim şekilde kuş çekemedim. Kuşların hiçbiri koyduğum yemlere gelmediler. Uzaktan birkaç çekim alabildim fakat onlar da hiç net değil. Çok keyifli bir gündü benim için. Çok huzur vericiydi. Orman bomboştu, çok sakindi. Hiç kimse neredeyse yoktu. İstanbul'da artık maalesef pek kar yağışı göremiyoruz. Bugün çok güzel bir kış faaliyeti gerçekleştirmiş oldum. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Şöyle şuradan kanalıma tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.